Antiroyal oyunundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğumuz Japon arkadaşın dünya birinciliği var. Şöyle adamın flamasını size gösteriyorum ve maçı izletiyorum. Birlikte yorumlayalım bu maçı. Bayağı çekişmeli maç. Bence sizin için çok zevkli olacak. Bu videonun içinde size bir sürpriz video daha ayarladım. İlk 6 dakika içinde, 5 dakika içinde bence, gerçi bu video, bu maç kaç dakika sürer? 6 dakika sürse 6-6,5 dakika arasında bir videoda oynama yapmayın bence. İleri geri sarmayın. Sürprizi kaçırmayın bence. Gerçi yorumlarda zaten dakikasını yazan olur mutlaka ama şu anlık sürpriz olsun. Daha fazla bir açıklama yapmayacağım. Biliyorsunuz ki bu oyunda bir Japon hayranlığı var. Böyle Türkleri özellikle sürekli Japonlara yendirmeye çalışan bir oyun bu. O yüzden bu maç normalin çok üstünde bir zevk veriyor bana. Ki adamanti bu arada. Çünkü felaket kulem için çarpması var. Dev Goblin'in de arkasındaki mızraklılar zaten gelip vuruyor biliyorsunuz ki. Bu arada adam bayağı önde başlamış. Şimdi arkadaşlar, bilmiyorum, bugün eşleşmeler genelde iyiydi bu maç hariç. Ama bu adamın dünya birinciliği var. O dünya birincilik flamasında farkındaysanız küçük bir çizgi var. Normalde onun yerine kare oluyor. 2022 yılında ve öncesinde bu adam derece yapmış. Dünya birinciliği yapmış. Yani bu yıl değil. En yakın ihtimal bir yıl önce dünya birinciliğini almış. O yüzden flama o şekilde. Belki bir açıklama isterseniz dikkatinizi çeker diye böyle kısa da bir bilgi vereyim. Evet, burada kraliçeyle büyük ihtimalle arkadan çıkmışızdır. Çok güzel bir maç ya. Bence çok zevkli bir maç. Böyle Japon yenmenin zevki diyorum ya. Bir Japona yenilmem yani kolay kolay. Ki adam anti olmasına rağmen de yenilmedim. Bu adam ne yapmalıydı? Şu yaptığı hamle bakın çok mantıklı. Yani çarpmaya hazırlık yapıyor aslında gece cadısını atarak. Çünkü yarasalarla felaket kulesinin dikkatini dağıtabilir yarasalar öne geçten. Ben de buna izin vermemek için alev topu tomruk alarak yaşlı cadıyı daha gelmeden gebertiyorum. Bak burada mesela çarpmayı böyle neden atarsın, anladın mı? Gerek var mı? Ne işine yarar burada attığın çarpma? Hani tek atacağını falan mı düşündün? Ne bileyim, ilk defa mı çarpma kullanıyor? İlginç bir olay. Burada sanırım hasar veremedik. Evet, adam gördüğünüz gibi arkadaşlar bir alev topuna bizim bir atağımızı çürütebiliyor. O yüzden çift taraflı atak yapmaya da gayret ettim. Burada rastgele bir atak deneyeyim dedim. Bakalım bir iş yapabilecek miyiz diye, ama garanti olsun diye bir de lavuk Dev Goblin'le savunuyor. Yani mini P.E.K.K.A falan atsa mesela, örnek veriyorum, beklenmedik bir şeyler yapıp kaleye belki vurdurabiliriz ama Dev Goblin olunca hayvan gibi gebermiyoruz. Yani Dev Goblin'in ne destesi olduğunu ben önceden videolarda söylüyorum da. Şimdi kötü örnek olmak istemiyorum. Bu arada fişekçi alev topunun vurmayacağını biliyordum ama hasarda biraz yakalamak için attım. Hani yanlış yaptığımı düşünmeyin. Sağ tarafta zaten kalenin çok olduğu için canı, fişekçinin vurup vurmaması çok da önemli değil yani. Ki vuramadı bile gördüğünüz üzere. Burada sağlam bir atağa hazırlanmış. Alev topunu attığım için gece cadısıyla burada arkadan çıkmamış. Burada hasar vermiş miydi acaba ya? Sağlam da gelmiş lavuk burada ama. Yok. Vermiş mi? Yok, vermemiş. Vermemiş. Gerçi şu an hala hasar olarak çok önde farkındaysanız. Ben de bir yandan 3x'i bekliyorum ki kraliçeyle 3 kart döngüsünü açıp hani domuzcuklarla bir şeyler başarabilelim. Burada hemen ikinci felaket kulesini çeviriyorum. Felaket kulesi ölmesin diye böyle bir atak yaptım. Belki hızlı bir dev goblin atağını çevirebilir tekrardan diye. Burada buzluğu mini PK'ya değil buzluğuna atlamış. Güzel olmuş bu arada. Normalde benim kartlar böyle zeki değildir. Hiçbir şeyi beceremezdi. Ama şaşırdım. Benim balıkçıyı falan bilirsiniz böyle. Bir kartı çekene kadar o maç biter mesela. Benim balıkçı beceremez bir kart çek. Gerçi ne alakaysa şu an. Neyse. Gene aklıma geldi. Kraliyet Devi oynadığım zamanlar aklıma geldi arkadaşlar. Evet. Burada fişekçi vurmuyor sanırım. Evet. Burada da vurdursak zaten maç gidermiş herhalde. Burada bilerek böyle bir şey yaptım. Bir yandan da atağa çıkmak istiyorum. O da alev topunu harcamak istemiyor. Atakta kullanmak istiyor ama saçma bir durum. Burada buzluğu atladım lan, atlamış kare. Püh. Burada bilerek yine aynı hamleleri yapıyorum. Sağlı sollu atağa hazırlanıyorum ki bir tarafı salmak zorunda kalsın diye. Zaten karşıda siz domuzcukları oynuyorken alev topu varsa yani yapabileceğiniz en yegane açık taktik bu arkadaşlar. Burada tekrar bir atağa kalkıyorum ki sol taraftan yaptığı atağı destekleyemesin diye. Gerçi anlıyorsunuzdur siz zaten ama ben niye böyle bir açıklama yapmaya gerekiyorum bilmiyorum.
Burada bu arada domuzcukları atmamın sebebi ben kalenin şövalyenin vurduğunu görmedim orada. Kalenin canını çok zannediyordum. Yani gördüğünüz gibi çok da rahat bir maç oldu. Şimdi şöyle bir savaş leveci taklidi gelsin arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar, öyle kalkıp da 70 IQ bir Japon'a da yenilmem. İsterse dünya şampiyonu olsun, çünkü arada bir zeka farkı var. Ben en az 120 IQ bir adamım. Bu da daha çok Sedat Peker gibi oldu ama neyse. Evet, şimdi diğer rakibimizi de bulalım. Benjamin 18 geldi. İsminden belli ki maçı biz aldık. Ama tabii siz gene de izleyin yani. Evet. Bir ortadan bölme hata. Tamam. Tamam. Şimdi savunma yapmak zorunda bence. Yani yapmazsa bir kaleyi... Evet. Barbarlar herkes de var arkadaşlar ya nedense. Benim karşıma gelen. Şöyle erken dikeceğim biraz. Biliyordum böyle bir şey, bekliyordum. Güzel. Kaleye bir vuruş yapsa yeterli. Daha fazla yapmasın. Tamam. Şimdi kraliçeye adam anti. Biz gene aynı hata hazırlayalım. Bu gene bir önden falan çıkar böyle bir aptal aptal elektro dev atıp taşın beni zıvanadan çıkartma. Gerçi barbarları var. Şöyle yapalım. Abi bunu bir yerde bizi yakalarsa çok fena olacak ya. Şöyle kaleye oradan, gerçi öbür taraftan biz zaten hasar yemişiz de. Olsun. Vay Allah kahretsin. Evet. Tamam, atıcıyı da o savunacak zaten. Biz bir hata çıkabiliriz çünkü atıcısının elinden çıkarttı eleman. He, bay bay aynı. Evet. At şeyi, barbarların at seriyor. Evrimli olacağını tahmin etmedim ya. Diğer, yani evrimli olduğunu biliyorum da evrimliyi en son attı, normal barbar döndü zannettim. Bilseydim tomruğu da atardım. Hey, nereye geliyor? Böyle alaksızlıklar yapmayan mısın? Şunu da hazırlasak mı? Gerek yok ya. İki tane vuracak. Yok, üç mü? Ya iki. Tamam. Bu gene döndürmüştür şeyi. Abi şu atıcı çok şey ya. Domuzcuklar hata yapamıyorum. Tamam. Yapacak bir şey yok. En azından iki taraflı gidelim. Çok güzel. Yok, çok güzel değil. O abi alev topu ne alaka ya? Abicim sende alev topu var, yarım saattir neden atmıyorsun? Beklemediği bir şekilde tutmazsan barbar basar. Lavuktaki hareketlere bak. Yok artık. Oradan bayağı bir hasar yeriz. Kraliçe alo. Aferin. Bakman gereken yerleri bazen göremiyorsun gibi geldi bana. Ben göstermek istedim sana. Evet. Abi bu çok bela oldu başıma. Kraliyet şey elektroyu basamasın. Gel böyle, tamam. Elektro dev oynayan adama saygı da duyacak değiliz. Ben video için bir kere oynadım bu arada arkadaşlar. Son bir yılda bir kere oynadım. Onu örnek gösteren olmasın. Şimdiden kabul etmem yani, reddediyorum. Bu videoyu biraz uzun tutsam mı tutmasam mı diye de düşünüyorum ya. Şu an çok anti atıyor karşıma bu arada. Sombiyon
Son maçı zaten gördünüz. Büyük ihtimalle gene... Evet abi, Barbarlar galiba 3 maç izliyorsunuz. Şu an 3'ünde de Barbarlar var yanlış ben hatırlamıyorsam. Niye böyle yapıyorsun Lama'yı? Senin attığın dünya birincisi bile olmuş Japon'u yendim. Seni rezil ettim artık. Senin bir oyun olarak bir şerefin kalmadı. Ben bu Çin yapımı oyunu rezil ettim artık diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Peki belki de haksızızdır, ne diyelim. Şövalye öne geç artık ha. Ah be, orada bir canı kalsa var ya. Tamam arkadaşlar, çok iksir harcadık. Şu an 3 iksiri falan var. Yani tahminimizde yanılmadık ama çok da bir işe yaramadı yanılmamış olmamızda. Gerçi yaramadı derken ne kadar güzel hasar vurduk lan. Bayağı güzel hasar. O makinenin daha iyi tutmasını bekliyordum bu arada. Makinenin hasarı bayağı düşükmüş. Gerçi kaleye kilitlenince güçlü oluyor. Şöyle bir yapalım. Balonu çekeceğiz. Şuradan bir iskelet ejderler atabilir. Gerek bile kalmadı gerçi baksan. Tamam, güzel savunduk. Fena savunmadık. Ben Nick BGA isimli birine yenilmeyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yenilirsek de atacağım bu videoyu ama. Yani ağır ataklar falan yapıyor daha 1x'teyken ama bence bir 20 saniye daha beklese daha iyi bir iş çıkartabilirdi gibi geliyor. Şöyle biz kendimizi şartlandırmayalım aynı yerden oynamaya. Tamam, evrimli şövalyemizin dönmesi bir atak daha bizi kurtarır bu. Gerçi zaten hiçbir atak kurtarmadı da hani şu anlık kurtarır diyorum. Güzel. Şöyle bir buz ruhu atalım oradan, yoksa dondurmayla bizi mahvedebilir. Şöyle kurtaralım. Ciddi mi? Yaptın mı böyle bir atak? Neyse, belki de yapmamışsındır, ben yanlış görmüş olayım. Şöyle tekrar biz bir çıkalım. Hiçbir şey yapabileceği bir saniyeler değil artık. Balon gelsene abi. Yetiş yetiş yetiş, evet. Gerçi balonu görmedi ama çok önemli. Zaten artık dalga geçmek için atıyoruz son 4-5 saniye. Güzel, bunu da yendik. Son maça da geçelim. Kaç maç oldu şu an? 3, bu 4. maçımız. Herhalde 13 dakikalık 14 dakikalık bir video olmuştur. 2'ye böldüm. Gerçi gereksiz açıklamalar yapıyorum, farkında mısınız? Mesela 2'ye böldüm. Halbuki sizin bir işinize yaramayacak bu bilgi. Belki domuzcuklar oynuyordur diye felaket kulesini ortadan attım ki alev topum benim elimde kalsın. Yani biraz Allah kahretmesin. Allah kahretsin. Bunu da mı görecektik? Bunu da mı görecektik? Şunu erken gebertivereyim. Tamam, savunduk savunduk. Kraliçeyi öldüremeyeceğini zaten biliyorum ama biraz daha onu koruyalım şöyle. İki taraflı bir atak. Sen kaç iksir harcadın? Tamam, şöyle gidelim. 4 iksiri, yok 3 iksiri falan var şu an. Yok, 5 iksiri varmış bu arada. Yanlış hesap ettik. Abi çok iksir harcamadım ya. Biz ne yaptık ki? Neyse. Alev topunu elimden çıkartmayayım ya. Şunu da atalım. Gebermezler. Gebermezler. Evet, gebermeyecekleri çok belli. Çünkü bana gelince bunlar çok güçlü bir kart oluverir. Neyse. Bir Çin'in işte yapabileceği kart da bu. Abi düşünüyorum. Bir elektro ejderhası eksik ha. Belki o da vardır ha. Belki o da vardır. Bakarsın atar matar belli olmaz lavuktan bu. Kraliçemiz hasar yerse alev topunu bu lavuk gömüverir, hiç acımaz. Şöyle kraliçeyi bir tık koruyalım.
Bir tık değil, bayağı da iyi koruduk hatta. Bir atağa çıkıyorum. Şöyle destekliyorum. Abi senin iksirine sokarım ha. Senin iksirine sokarım. Eline geleni atıp da öyle atak yapmayacaksın lan. Salağa bak. Bizi mi kandırıyorsun arkadaşım, anlamadım ki. İksiri koyuyor, 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 koyuyor. Sonra bir şey yokmuş gibi atak yapıyor ya. Putpereste bak. Çok tilt oldum şu an. Kraliçe gebermesene oğlum. Dur dur, nasıl olsa vardır, dur. Şöyle. Atmadı, putperest atmadı. İnançsız kafir atmadı, evet. Aynen. Barbarlar at lavuk, barbarlar bak, taktiği veriyorum, barbarlar at. Buradan bir sana ekmek çıkmayacak. At barbarları at. Evet. Neyse, bitti oyun. Abi tomruğu attık ya. Attığım zaman atsaydı hiç bu kadar. Son maçımıza da şöyle bir geçelim. George geldi. Evet. Abi ortadan bölelim. Gerçi ortadan bölme de genelde kasırga yiyorum. Tamam. Abi bu barbarlar ne böyle ya? Şu barbarlara bir nerf gelsin de görün öyle kesini. Heh. Bıktım bu sezon. Ne böyle bu? 2 sezondur, 3 sezondur. Yeter be kardeşim. Ne bu ya? Sol taraftan hasar... Yiyeceğiz mi yemeyeceğiz, tamam. Ana kuleyi açtıralım. Açtıralım derken zaten açacağını gördüğüm için öyle diyorum tabii ki. Aferin. Gerçi zaten domuzcukları ikiye bölebileceğimizi düşünüp de böyle bir şey de yapmış olabilir. Zaten öyle de yapacağız tabii ki. Şövalyeyi biraz aktif kullanmak da istiyorum ama. Belki atmaz barbarlar, beni pişman eder ya, dur. Evet, atmamamız daha hayırlı olmuş bizim için. Vurmadan hızlanıp. Heh. İyi tutmadık ama hasar olarak eşitiz. Yani çok bir sıkıntı da değiliz en azından. Şöyle bas çakmış gibi yapayım, belki bir şey atar ama. Tamam, attı. Abi barbarlar yok, ölmüyor baksana. Hep böyle bir... Aa, öndeki barbar kareye niyetlendi de sonra döndü. Herhalde merhamet etti, şuraya bak. Bir tane vuracak. Evet. Yok abi, bu barbarlara bence getirilen nerf genel. Bunu oyundan böyle söküp atacaksın. Gelme. Heh. Fişekçi şimdi... Of. 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 Bıkıyorum şu karttan ya. Vallahi bıkıyorum artık. Hazırlan, geliyorum. Neyse, uyardım. Tamam, güzel tutu. Bu arada felaket kulesine buff önerisini kim verdi acaba ya? Ulan zaten kart güçlü. Düşünsenize öyle bir şey olduğunu. Bu vuracak mı? Yok yok, vurmayacak aslında ama boşuna attık. Gereksiz attık. Olsun, bir şey de fark etmez çok. Okları da at. Tamam. Barbar tahmini yaptık ama yanlış yaptık. Hadi hadi domuzcuklar, yürü omuna. Yürü yürü. Yürü. Yürü, ne ağırsın be. Aa.
Baksana abi bir de yetiştirdi şerefsize bak. Şimdi gel de bunu küfretme şimdi buna. Neyse biniciye hazırlıklıyız şu an. Yaptığı bir şey yok zaten. Hamlesi belli. Atsana alev topunu. Yaparsın bir hata. Alev topu tahmini yapsam oraya barbarları açığa garanti biliyor musunuz? Ben bilirim ben. Enayi ben iyi tanırım. Enayi iyi tanırım. İstediğin kadar at. Şerefini kurtaramayacaksın oğlum. Gel. Alev topu pozisyonu çok vermiş oluruz öyle yaparsak. Güzel savunduk. Ne oldu? Nereye geliyorsun lan? Gel. Heh. Seni lavuk. Nereye geliyorsun? Evet, bitti oyun. Alev topunu kaleye de atsak biter de dedim bu barbarları ipnerik olsun diye öne atar en azından böyle bir tahmin yaparak bitirelim istedim. Artı 31 verdi. Verdiği kupada. Gerçi kaç verecek zaten 28-30-31 öyle bir şey veriyor. Bir kere 35 vermişti gerçi dün müne. Evet arkadaşlar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.